sen yokken beni karanlığında bırakmayan diyar vardı. Bu yüzden diyardan hiçbir zaman ayrılmaya niyetim yok. Hepsi bu mu? Pişman olacaksın. Niyeymiş o? Öpücükle beni kandıramazsın. Kabullen artık bu. Sadece itiraf etmeni istedim ve isteğimi aldım. Yada Çapkını'nın son bölümü hem duygusal anlarla hem de büyük bir dönüm noktalarıyla izleyici ekran başını kilitledi. Ferit'in Seyran'a olan hislerini artık daha fazla bastırmaması ve yüzünü çıkararak kendi yolunu seçmeye karar vermesi hikayenin yönünü tamamen değiştirdi. Diğer kendisini daha güçlü hissetmek için ninesinden aldığı öğütlerle bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu yolculuk Diyar'ı hiç beklemediği karmaşık bir duyguya sürükleyecek. Ferit'i kaybetmemek adına adım adım kurduğu planları hayata geçirecek olan Diyar, bu süreçte oldukça farklı bir yüzünü gösterecektir. Ferit ise kendisini Diyar'ın takıntılı davranışlarıyla mücadele ederken bulacak. Seyran, Diyar'ın kendisine karşı başlattığı savaşa göz yummayacak. Aşkı için kararlı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanan Seyran, hem Ferit'e olan sevgisini hem de kendi gücünü ortaya koyacak. Ferit'in Seyran'a karşı hislerini açıkça dile getirmesi, aralarındaki yakınlaşma bu çekişmeyi de daha da büyütecek. Seyran ile Diyar arasında yaşanacak bu gerilim, bizlere unutulmaz sahneler sunacak gibi görünüyor. Betül, karnındaki bebeğin Koran ailesine ait olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Ancak bu yalan bir süre sonra daha fazla saklanamaz hale gelecek. İfakat'ın devreye girmesiyle birlikte yapılacak DNA testi Betül'ün büyük sırrını ortaya çıkaracak. Test sonucunda bebeğin babasının Orhan olmadığını öğrenilecek ve bu gerçek Orhan'ın hayatını alt üst edecek. Orhan hem evliliğiyle ilgili hem de ailesiyle ilgili zor kararlar almak zorunda kalacak. Abidin Suno'ya olan sevgisiyle birlikte Korhan ailesine karşı daha sakin bir tavır takınmaya çalışıyor. Ancak Hattuç'un bazı sırları ve gizlediği gerçekler Abidin'in kontrolünü kaybetmesine neden olacak. Hattuç'un yalanlarının ortaya çıkması, Abidin'in tekrar intikam duygularıyla hareket etmeye itecek. Bu durum Hadisa ile Abidin arasında dengeleri yeniden değiştirebilir. Başka analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.